Merhabalar, kanalımıza hoş geldin. Ben Melike, Bilkent Genç Girişimciler Topluluğu'nda insan kaynaklarından sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Biliyoruz ki çok zorlu bir süreçten geçtin. Hani YKS hazırlığı ve sınava girmesi zaten çok gerici bir dönemken sen bunu COVID-19 gibi belirsiz bir durumun içerisinde yaptın. Bundan dolayı seni tebrik ederim. Bundan sonrası, hani sınavdan sonrası biraz daha gerici olabilir senin için. Tercih dönemiydi, belirsizlikler yine devam ediyor. Biz de senin bu zor sürecini biraz daha azaltmak için buradayız. Umarım çok güzel, sınavın çok iyi geçmiştir ve amacın doğrultusunda çok güzel fakültelere ve en iyi üniversitelere yerleşirsin. Fakat amaçlarından bir tanesi Bilkent Üniversitesi ise ve Bilkent Üniversitesi hakkında birkaç bilgi almak istiyorsan kesinlikle doğru yerdesin. Sana yardım etmek için buradayız biz de. Bilkent Üniversitesi'nden, Bilkent Üniversitesi'nin hazırlık sürecinden, bölüm tanıtımlarından tutun, kampüs olanaklarından ve yurt imkanlarına kadar hemen hemen her konuda video çekmeye çalışacağız. Bugünün bu videonun başlığıysa zaten başlıktan anladığınız üzere hazırlık süreci olacak. Hazırlık Bilkent'e girdiğiniz anda karşılaşacağınız ve atmanız gereken ilk adım olacak. Biraz da zorlu bir süreç olduğu için bunun hakkında biraz konuşmak istedik. İki çok kıymetli arkadaşımla birlikteyim, Kaan ve Handan'la beraber. İsterseniz ilk başta onları tanıyalım, ondan sonra da hazırlıkla ilgili sürece geçeriz. Handan, istersen senden başlayalım, kendini tanıtır mısın biraz bize? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Handan, 2019 Bilkent girişliyim, bölümüm ekonomi. Bir yıldır hazırlık okuyorum. Pre-intermediate'la başladım ve PA'ye kadar hiç kalmadan geldim. PA'de ilk aşamada kaldım. Şimdi online bir şekilde yaz okulum var. Ona devam ediyorum. Aynen. Ben de tamam, tanıtayım o zaman. Evet. Öncelikle evet, kanala hoş geldiniz. İnşallah Bilkent Üniversitesi'ne de hoş geldiniz. Ben de Kaan Tek, Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de 2019 yılında girdim. Ben bir dönem hazırlık okudum. Prefect kurundan başladım. 4 aylık prefect, en üst kur. Zaten o, yani daha ayrıntılı olarak ileriki sorularda bahsederim. Öyle bir dönem okudum, bitirdim. İkinci dönemimde bölümüme başladım. Şu an tatildeyim bakalım. Çok iyi. Teşekkür ederiz o zaman. Direkt başlıyoruz o zaman hazırlıkla ilgili sorulara artık. Şimdi şöyle, hazırlık süreci sıfırdan başlayan bir insan için nasıl ilerliyor? Kurlar nasıl? Hani nereden başlıyor? Ne kadar ilerliyor? Kaç yıl sürüyor? Bunlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Senden başlayalım yine, kalınlar önce diyerek. Şimdi şöyle, Bilkent'te 5 tane kur var. Bunun ilki elementary, en sonunda prefect, Kaan'ın başladığı. Ben intermediate başladım, yani ikinci. Hani hiç bilmeyen bir öğrenci genellikle birinci kurdan başlıyor. Ve yani ben ilk kurdan başlamadığım için hani hiç bilmeyen bir öğrenci nasıl zorluklar yaşar tam bir cevap veremeyeceğim. Ama çevremden gördüğüm kadarıyla genellikle ilk kurdan başlayan ve ikinci kurdan başlayanlar hazırlığı 1,5 ya da 2 yılda bitiriyor. Ve bu Bilkent için hani çok normal bir süreç. Kimse size demiyor ki sen hazırlığı uzatmışsın. Çünkü kurlar gerçekten zor ve 1 ve 2'den başlayanlar genellikle 3. ve 4. kurlarda takılıyorlar. Öyle ama tabii ki de düzenli çalışmayla atlatılmayacak hiçbir şey yok. Yani eğer size bir İngilizceniz yoksa ve Bilkent'e geldiyseniz ya gerçekten çok çalışmanız gerekir ya da bir yatkınlığınızın olması gerekir. Bu şekilde. Anladım. Peki Kaan, sana sorayım. Bu kurları hangi kurdan başlayacağınız nasıl belirleniyor? Bir sınav mı tabi tutuyorsunuz veya bu sorunun devamında hani 5 kurdan bahsetti Handan. Bu 5 kurun adları ne ve ne kadar sürüyor? Düzenli çalışmayla en kısa sürede ne kadar da bitirilebiliyor? Şöyle diyeyim, az çok unutmuş olabilir ama biz bir PA'yı sınavına giriyoruz ilk başta, işte Eylül'de okula kaydolurken işte hazırlık sınavını geçme sınavı PA'yı. Bu PA 2 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama var. Bir de ikinci aşama kendi içinde ikiye ayrılıyor. A ve B diye. Eğer ki siz zaten bütün bu aşamaları geçerseniz bölüme başlamış oluyorsunuz. Eğer ki ilk aşamada takılırsanız herhalde ilk 2 kurdan başlıyorsunuz. Veya ilk 3 kurdan, pardon. Tamam. Eğer ki ilk aşamaya geçtik ve bu ilk 3 kur 1 sene sürüyor. Yani yarım, eğer ki ilk sınavda takılırsanız biz bir dönemde bitiremiyorsunuz hazırlığı. Yani en az 1 sene okumanız gerekiyor. Ama birinci aşamaya geçip ikinci aşamanın A'sında takılırsanız upper olarak başlıyorsunuz. Yani en üstten bir alt kur, 4. kur. Upper olursanız da işte bir dönemde hazırlığı geçme şansınız oluyor. Eğer ki 2'nin A'sında geçtiniz ve B'sinde takılırsanız,
Basis, Speaking ve Writing bölümü oluyor. Yani benim gibi olursa 4 aylık prefek okuyorsunuz. Şimdi şöyle diyeyim. Benim başladığım kısım 4 aylık prefek yoğunluk olarak en rahat olan kur. Yani normalde şöyle diyeyim. Diğer kurlar haftanın işte 5 günü, hafta içi 5 gün 5'er saat ders oluyor. Gerçekten yani bir, az çok duymuşsunuzdur zaten Bilkent hazırlığı zor diye. Cidden öyle yani, öyle şey yok işte. Gezip tozayım, derslere geleyim, eğleneyim şeyine yazık ki olmuyor. Çünkü %90 bir devamlılık şeyi var. Yani derslere cidden katılım gerekiyor. Ve sınavlar da diğer üniversitelere kıyasla bir tık zor olabilir. Yani o yüzden evet, biraz uğraştırıyor ama Handan'ın dediği gibi yani çalışırsanız oluyor. Yani çalışınca olmayacak bir şey yok. Ve ne olursa olsun bölümden daha rahat yani hazırlık. O yüzden öyle yani. Eğer ki hazırlıkta kalırsanız da üzecek bir şey yok. Keyfini çıkarmaya bakın. Azıcık da tabii ki çaba sarf edin. Yoksa uzarsa biraz bıktırıcı olabiliyor. Yani böyle. Şu anda çalışan bir... Özür dilerim. Sen devam et Handan. Eğer 2 yıl sonunda geçemezseniz okul size dismiss ediyor. Ve 3. sene dışarıdan IELTS'e çalışmanız gerekiyor. Yani bu da gerçekten zorlayıcı bir durum. Kimse bu duruma düşmek istemiyor. O yüzden gelirseniz yani hazırlık kesinlikle özveri ve çalışma isteyen bir süreç diyebiliriz. Ve yanlış anlamadıysam yine sıfırdan başlayan bir insanın herhangi bir kurda kalmadığı sürece bir yılda bitirebileceğini söylüyorsunuz değil mi? Çok iyi. O zaman diğer soruma geçeyim. Hazırlık sonunda İngilizceye tam anlamıyla hakim olunabiliyor mu yani? Bilkent hazırlık size gerçekten İngilizceyi tam anlamıyla öğretebiliyor mu? Handan yine senden başlayalım. Aynen. Ben dediğim gibi ikinci kurdan başlamıştım ve yani İngilizcem işte ortalardaydı. Yani ne iyi ne kötü gibiydi. Ve şu anda son kurdayım. Tekrarladım son kuru. Ve buraya Bilkent'e ilk başladığım zamanki İngilizcemle şu anı kıyaslarsak arada dağlar kadar fark var. Ve ben çok çalışkan bir öğrenci de değildim. Yani demek ki bunu bana Bilkent katabilmiş. Sadece speaking konusunda belki eksikler olabilir. Çünkü sınıf dışında bir practice yapamıyorsunuz. Sadece sınıfta zaten şöyle kanında bildiği gibi. Hocalarımız 2 ya da 3 hocanız oluyor. Genellikle birisini native speaker veriyorlar ve biri Amerikan aksanlı, biri British aksanlı oluyor ki hani siz nereye giderseniz gidin İngilizceye insanlarla konuşurken dediği şeyleri rahat bir şekilde anlayabilin diye. Yani bunlar bence çok ince düşünülmüş ve güzel şeyler. Ama sınıfın dışında speaking aktivitesi yapamadığımız için mesela benim şu an speaking'im yani ortalarda ve gelişmesi gerekiyor. Ama onun dışında reading, listening yani diğer bütün skill'lerde geliştiğimi düşünüyorum. Yani bunun cevabı evet diyebilirim. Peki Kaan, bölümde de yani Handan'dan anladığımız kadarıyla İngilizce kesinlikle gelişiyor ve native'lerle anlaşabilecek kadar iyi bir hale geliyorsun. Bölümde de yeterli oluyordur herhalde. Senin bu konuda yorumun ne? Evet, bence şöyle diyeyim. Hazırlıkta öğrendiğimiz İngilizce seviyesi bölümde kesinlikle yeterli oluyor. Ki bölümde zaten yani öyle aşırı İngilizce gerektirecek bir durum olmayan. Bir İngilizce dersleri var tabii. ENK dersleri. Orada essay yazmamız, yazı yazmamız gerekiyor. Tabii oradan iyi bir notla geçmek için yani essay, yani yine İngilizceyi bilmekten çok essay nasıl yazılır onu bilmek, o format şeyini bilmek gerekiyor. Onu da hazırlıkta öğretiyorlar zaten. Yani Handan'ın dediği gibi bence yani İngilizceye de tam anlamıyla hakim olmak çok geniş bir kavram ama kesinlikle geliştiriyor hazırlık. Ve yani dürüst olayım, bölümde ekstra olarak İngilizcenin üstüne bir şey katılamıyor. Çünkü yani sen matematik dersi, terimler daha çok işte başka dersler, CS dersi, ne terim falan. İşte İngilizce'de bir yazı yazıyoruz. Ama Bilkent hazırlıkta bir de dediğimiz gibi biraz da yoğun ve katı olduğu için yani çalıştırıyor insana. Dolayısıyla cidden geliştiriyor. Yani bence o açıda Bilkent hazırlık gayet faydalı. Ve yine Handan'ın dediği gibi speaking konusu biraz şey oluyor, evet. O da yani ne kadar şey desek de işte. Yok işte ben her ders hocayla sohbet ederim, soru sorarım, speaking geliştiririm desek de olmuyor işte. Yani bir şekilde olmuyor. Ama sonuç olarak genel olarak kesinlikle katkısı olduğunu düşünüyorum. Ya speaking konusunda ben de kesinlikle size katılıyorum. Ben liseyi hani ana dili İngilizce olan bir yerde okudum ve ona rağmen benim de speaking'im hiçbir zaman bir native kadar iyi olmadı. Olacağını da düşünmüyorum. Biraz daha yetenek işi bence bu da. Diğer bir soruma geçiyorum o zaman yine. Peki genel olarak hazırlık hakkında hani bilgiler verebilir misiniz? Hazırlık ortamından bahsedebilir misiniz? Mesela ders programı nasıl oluyor? Devamsızlık durumu nasıl? Sanırım bu konuda söylediğiniz gibi biraz katı davranıyor okul. Onun dışında sınıf ortamı nasıl oluyor? Bu kez Kaan'dan başlayalım istersen. Tamam. Tamam.
dediğim gibi benim okuduğum kur en üst kurdu. İşte o yüzden haftadan işte 3 günü 5 saat, diğer 2 günü diğer 2 günden bir günü 2 saat, bir günü 3 saatti. Dolayısıyla yani 2 gün yarım gündü, bir tık daha rahattı. Ve hazırlık ortamı yani çok güzel bir ortam. Yani şu an diyorum iyi ki direkt bölüme başlamamışım da iyi ki hazırlık okumuşum. Tamam tabii ki zorluyor ediyor ama sonuçta daha rahat ve yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ve yeni insanlarla tanışmak için çok iyi çünkü mesela bölümde işte nasıl diyeyim? Yani amfidesiniz mesela 100 kişi var amfide. Dolayısıyla bir insanla öyle hemen tanışıp samimi olmak zor. Ama mesela yani şeyler var mesela Bilkent Üniversite öğrenci kulüpleri var. Ben mesela Bilkent Yes kulübündeyim. Ve oradan da çok rahat insanlarla tanışılabiliyor ve samimi olunabiliyor. Dolayısıyla gelecekseniz size de öneririm. Çeşitli kulüpleri deneyebilirsiniz. İnsanlarla tanışmak açısından çok faydalı. Onun dışında hiç hazırlık da gayet faydalı oluyor. Ve yani çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Tabii ki bir yandan ders çalışmak şey yapmak gerekiyor. Ama yani aklınızda şöyle şeyler varsa hani işte sırf azıcık böyle insanlarla kaynaşayım falan filan diye bölümü geçebilecekken hazırlık okuyayım diye bir fikriniz varsa yani eğer yani dediğim gibi öyle bir tek gezip tozma olmuyor. Ama azıcık çalışırsanız gayet de bir yandan eğlenebiliyorsunuz, güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Bence güzel bir tecrübeydi benim için. Anladım. Handan peki sınıf yoğunluğundan falan da sen bahseder misin? İşte devamsızlığın zorunlu olması özür dilerim. Ve işte geri kalan birkaç şey daha. Evet, zaten belki duymuşsunuzdur. Bilkent'in hazırlığını lise 5 diyorlar. Gerçekten lise gibi bir ortam var ama tabii ki liseden daha güzel. İki binamız var ve sınıflarımız 20 kişilik. Hani belki buradan da biraz liseyle bağdaştırıyoruz. Arkadaş ilişkileri, işte hocalarla ilişkilerimiz falan bayağı liseyi andırıyor ve çok samimi bir ortam var. Hani ben iyi ki ben de diyorum iyi ki hazırlık okumuşum. Çünkü hem Bilkent'e alıştım, hem yani dediğim gibi native hocalarla konuşmaya alıştım. İşte yeni arkadaşlarım oldu falan. Hazırlık yani her şekilde fayda sağlıyor insana. Böyle yani attendance sıkıntılı. Çünkü biz kurlardan bahsettik. Her kur 2 ay sürüyor ve bize sadece 20 saatlik bir devamsızlık hakkı veriyorlar. Bu da 4 güne yani denk geliyor. Ve insanlar mesela bazen işte gezmek için devamsızlık kullanıyor. Sonra hasta oluyor, gelemiyor ve attendance'dan kalıyorlar. Yani böyle çok kalan öğrenci de oluyor. Bu şekilde. Anladım. Peki şimdi bir de şöyle bir durum var. Biz hani 2020'nin ortasında hani Mart ayında online eğitime geçtik. Ve hı-hı, ne kadar istemesek de bir sonraki döneminde online olma ihtimali var. Peki bu hazırlık süreci, online süreci, hani hazırlık zamanı online sürece nasıl işlendi? Çünkü sınavların hani PAYD'nin iki aşaması var demiştik. O sanırım farklı seanslara bölündü, uzadı vesaire. Bunlar hakkında Handan senden biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Bence tabii ki de yüz yüze eğitim daha faydalıydı. Online'a geçince ben ilk başlarda biraz odaklanma sorunu yaşadım ve PA'yı de online oldu. Online olunca da yani hani sonuç olarak biz kağıt üzerinde soruları çözmeye alışkın bir etmesiz ve online olunca da sorular yani bilgisayar ekranından ne kadar çözülebilirse ben belki de o yüzden kaldım. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Belki hani okulda olsaydı geçme ihtimalim daha yüksek olurdu. Keşke yüz yüze olsaydı yani. Arkadaşlarımızı da özledik bu süreçte. Evet. En çok bizi zorlayan kısım oldu herhalde. Asla evet, sosyalleşemedik insanlarla. Evet. O kampüs hayatını tadamamak cidden çok kötü yani. Yani üniversitenin bence en güzel yanı işte o. Bir de Bilkent kampüsü çok güzel bir kampüs. İşte gezip tozmak, kafelerde oturmak, çimlerde oturmak falan ama işte. Oyun gecelerimiz. Aynen. En çok özlediğim şeyler gerçekten. Evet. Seneye zaten bizim kulübümüze gelirseniz oyun gecelerinde de güzelce eğleneceğimize inanıyorum. Evet, eğer kampüse dönersek. İnşallah. Yani o PA'yı iki aşamadan oluşan PA'yinin daha uzadığını söyledin ve sınav daha zor muydu? Öyle mi oldu Handan? Yani sorular daha azdı ama bilgisayar ekranından olduğu için odaklanmak zordu ve mesela birkaç arkadaşımın başına problemler geldi. İşte birinin elektriği gitmiş, tekrar sınava girdi. Biri hocayla anlaşamamış çünkü internet tam çekmiyormuş falan, öyle sorunlar olmuş. Yani tabii ki bize bir takım zorluklar yaşattı. Peki Bilkent bu konularda anlayış gösterdi mi hani internetten kaynaklı sorunlarda? Aynen, sınavları tekrarlandı ama hani sonuç olarak üzerlerinde bir stres yarattı. Tabii tabii.
Kesinlikle katılıyorum. Bir de uzadı dedik herhalde şey süreç hani iki aşamaydı fakat hani günlere böldü. Normalde iki günden oluşan bir sınav PA'yı. Yani 10 güne falan yetmiyor. 10 güne kadar çıktı. Bu da tabii stresi artıran bir durum ama hani kopyanın önüne geçmek için herhalde böyle önlemler alındı yine. Kopya önlendi bence. Son kurdan önceki kurlarda şöyle oluyor. Dediğim gibi 2 ay ve bir LP oluyor. Bu LP bizim ödevlerimiz. Hocalar aynı bizi lisedeki gibi ödevlendiriliyor. Artı, eksi koyuyor. İşte quizler alıyoruz. Onlardan puan alıyoruz ve 60 puan geçmemiz gerekiyor. Eğer 60 puan okul içinde geçtiyseniz ödevlerden ve quizlerden LP'yi tamamlamış. Sonra CAT sınavı denilen bir sınavımız oluyor. Bu da 2 ayın içinde 2 kez olan bir sınav. Ve eğer siz bu 2 sınavdan 60'ın üstünde yine alırsanız bu kez kur geçme sınavına girebiliyor oluyorsunuz. Yani kur geçme sınavına girmek için bile bir sürü efor sarf etmek gerekiyor. Ve sonra girdiniz ve İSE'ye oluyor. İSE'ye geçerseniz eğer bir sonraki kura geçme hakkını kazanıyorsunuz. Ve tabii ki bir de şu var, attendance'a da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hani dediğim gibi mesela kur tekrarı yapıyor öğrenciler ama hepsi işte sadece başarısızlıktan dolayı da işte attendance'dan, ödevden, bazen hocayla anlaşamadıkları için LP'den kalan oluyor. Yani böyle şeyler de oluyor. Bunlar da Bilkent'in zorlukları ama güzel yanlarının yanında tabii ki bunlara katlanılıyor. Kesinlikle değer diyorsun yani. Bence değer yani. Anladım. Bence de yani Bilkent. Yani Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden biri, gerek eğitim olsun gerek kampüs olsun. Hani şey yani online eğitimde evet sıkıntılar oldu yani Handan'ın dediği gibi bölümde de zorlandık. Hı-hı. Ama yine de ne olursa olsun güzel bir şekilde uyum sağladılar yani online eğitime. Yani yönetim de olsun bize elimizden gelince uyum sağlamaya çalıştık. Yani inşallah online olmaz tabii de böyle bir durum da var. Ama her türlü çok güzel bir ortam, çok güzel bir üniversite. Bölümü de zorlayıcı ama güzel, hazırlık da aynı şekilde zorlayıcı ama gerçekten yani okursanız pişman olacağınızı düşünmüyorum. Öyle inşallah. Görüşürüz ileride. İnşallah. İnşallah. Görüşeceğiz evet. İnşallah. Şimdi son küçük bir tane daha sorum var. Bu Handan'a gidecek çünkü Kaan sadece bir kur okudu. Evet. Handan. Peki senin en çok zorlandığın ve etrafındaki arkadaşlarından da duyduğun kadarıyla en çok zorlayıcı kur sence hangisiydi? Şimdi yine bizim aramızda sürekli geçen bir muhabbet var. Upper forever mı? Perfect never diye. Bunlar 4. ve 5. kurlar oluyor. 4'ü genelde insanlar 3-4 kez tekrarlıyor. Prüfe'yi de yani geçemiyorlar. Hani o yüzden biz böyle söylüyoruz. Ama benim en çok zorlandığım kur 3. kur oldu. Yani inter. Bunun sebebi de ben 2. kurdan başladım ve ben essay yazmayı bilmiyordum. Hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani İngilizce essay hayatım önce yazmamıştım. PIN'deyken biz sadece paragraf yazıyorduk. Onu güzel öğrendim. Sonra inter olduk. İnter'de bir an essay yazmamızı istediler. Yani tabii ki hocalar sizi bilgilendiriyor, bir sürü pratik yaptırıyor, bir şeyler yaptırıyor ama ben bir türlü öğrenemedim ve inter benim en çok zorlandığım kur oldu. Çünkü şöyle bir şey, hani PIM ve elementary biraz daha başlangıç, inter ortası daha sonra direkt akademi gidiyor. O tam ortada olduğu için de hani o geçiş bence biraz zorluyor ve interde de yine 4-5 kez tekrar yapan arkadaşlarım vardı. Yani inter diyebilirim ben buna. Anladım. Teşekkür ederim. Yani. Tamam o zaman. Bence yeterince konuştuk ve bilgilendirici bir video da oldu. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz aynen için teşekkür ederim. Hepinizi Bilkent'e ve YES'e bekliyoruz. Evet, kesinlikle. Evet. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz evet. İnşallah. Bekliyorum. Sorularınız olursa yine yorumlara bırakabilirsiniz. Biz hepsine bakacağız. Hepsine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Hani hazırlıkla ilgili de olmayabilir. Hani bölüm videoları gelecek zaten. Bölümle alakalı olabilir. Bilkent kampüsüyle ilgili olabilir. Aklınıza ne gelirse biz yardımcı olmaya çalışacağız size söylediğimiz gibi. Evet, evet. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.